Gel. Demir sepeti bir verir misin? Tamam. Hadi İsmail'den yaptım. Ay, oradan mı geliyordu sesler? Ben de diyorum bu ne yapıyor? Ne işler karıştırıyor gene? Odun kesin tahmin etmedim. Kapıyı bir aç bakayım. Gel bir gel. Hey! Hadi! Oo, süpersin. Ellerine sağlık. Ay, çok iyi yaptın. Nereden buldun bunu? Zor zaman odunlar. En sonunda İzmir'imize biraz yağmur düşmeye başladı. Havalar da hafiften serinlemeye başladı. O yüzden en azından şimdilik balkondaki sobamızı yakıyoruz. Balkonda oturmak sıcacık ortamda çok güzel oluyor. Henüz daha pelet sobasını yakmadık. Tasarruf etmeye çalışıyorum. Ne kadar geç o kadar iyi. Aynı zamanda şimdi odun alacağım. Bir ton kadar bir meşe odunu almayı düşünüyorum. Şimdi sağdan soldan biraz fiyat araştırması yapıyorum. Onlara da ihtiyacım var. Onu da alacağım. Bu kışı inşallah böyle atlatacağız ama içimden bir his bu sene soğuk olacak diyor. Çok kurak geçti. İnşallah acısı çıkar yani, bilmiyorum.
Bu arada şunu da söyleyeceğim. Bu kafamdaki de börk. Biliyorsunuz belki. Geçen yıl bana Gizem hediye almıştı. Bu sene de yenisini aldık. Şöyle gördüğünüz gibi. Deri sitesi diye Instagram'da bir sayfa var. İnanılmaz çalışmaları var. Böyle deri ceketler falan yapıyorlar. Böyle eski Türk geleneklerini resmen yaşatıyorlar orada. İnanılmaz hoşuma gidiyor benim. Vakit buldukça yani girip sadece adamın çalışmalarını şey yapıyorum, inceliyorum. Çok güzel. Ve inanılmaz sıcak. Şu an kafamı yakıyor yani. Bakın öyle söyleyeyim size. Bu kadar sıcak tutacak bir şey yok herhalde. Geçen kış da kullanmıştım. Gizem almıştı bana. Bakın bu sene farklı bir rengini aldım. Gizem'in de çok hoşuna gitti. Gizem giyince de Gizem'e de çok yakışıyor. Ona da giydiririm, bir gösteririm size. Benim çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ediyorum. Deri sitesi diye inceleyin. Ey. Öf. Git, ellerin çok kötü kokuyor. Ne kokuyor? Keçi. Keçi değil de et kokuyor. Evet, keçi kokuyor. Et kokuyor. Keçi eti mi? İyi kokuyor bak. Öf, keçi kokuyor ya. Keçiyle başka bir şey karışık. Et verdim sokaktakiler de kemik kemik. He. He, Natalya'nın ayırdığı kemikler değil mi? Evet. Ay canım, nasıl ayırmış o kadar bak. Bütün etleri hayvanlar yesin diye ayırmış. Kimisi atar yani. Umursamaz. Ne kadar düşünceli insanlar. Kaç köpek nasiplendi. Ya. İşte bunlar iyilik, iyilikçi insanlar. İyilik. Başka bir şey yani. Ne yapıyorsun? Kokoreç mi yapıyorsun? He, söğüş kokoreç. Tam kokoreç yaptın. Eline de o şeyi al. Çıç 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 çıç. Aynen, tamam. Ne yapalım artık? Kemik sıyıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat çok. Kemiğin etlerini sıyırıyorum ya. Küçük küçük ova yapacağım diye. Şey, bulgura katacağım. Ama biliyorsun bak, bu bunlar var ya, kolajen işte. Hangisi? Aha da bunlar. Ay, kemik sıyırmak var ya, bayılırım bak şimdi.
O ne be salatalık yer gibi. Ay, ayı diyeceğim olmayacak. Herkes kemik sevmez ama. Benim kolajenim göstereyim mi? Reklam gibi olacak da. Ama reklam değil. Benim kolajenim burada. Şunu var ya bak. Şimdi maşallah diyeyim, kendime nazar değdirmeyeyim. Bitirmek üzereyim. Yaklaşık bir ayı geçti bunu. Her sabah toz şeklinde bu. Bir kaşık alıyorum. Bir kaşık alıp ağzımda erite erite tüketiyorum, tamam mı? Kolajen bu. Atilla hocam tavsiye etti bunu. Spor bana takipçimiz var ya. Evet. Bak hani bir protein tozu vesaire başka hiçbir şey kullanmıyorum. Sadece bu kolajen. Bunu içtiğimden beri ne hasta oldum, ne bir şey oldum. Kemik su içtim. Bu bildiğin kelle paça bak. Evet, kelle evet. Paçanın toza indirilmiş hali. Ve saçıma falan da iyi geldiğini düşünüyorum sence. Bir yüzümde cildimde parlama olmadı mı? Evet. He? Oldu. Bence beni var gençleştirdi ha bu. Hani bu valla reklam makram değil, tavsiye yani. Ben sadece spor için kullanıyorum bunu. Çünkü bu kolajen sporda şimdi kaslara hasar veriyorsun ya, eklemlerine bilmem ne. Onu hızlı iyileştirmesi için nasıl mesela bacağını, omzunu bilmem nesini kırana kelle paça iç demiyor diyorlar ki. Hatırlarsan senin annen babaannen öyle iyileştirmiş. Evet. Düşmüş de değil mi kelle paçalarla? Aynen. Bu da öyle. Yani vücudun onarılmanı hızlandırıyor. Yani sporda zarar verdiğin vücudunu hızlı onarımını sağlıyor. Ya bilmiyorum, psikolojik değildir herhalde. Ben çok faydasını gördüm yani. Yok canım, değil. Miden falan da geliyor değil mi? Ya kendim onu içtiğimden beri çok iyi hissediyorum. Maşallah diyeyim. Hasta olmadım. Bak çocuklar kaç tane hastalık geçirdi ona rağmen. Değil mi? Normalde bize de sirayet ediyordu o hastalık. Ya ben olmuyorum. Gene maşallah diyelim. Sana da arada içiriyorum ya. Olur ama ben bunu seviyorum. Ama şimdi bunu sen her sabah tüketemezsin tabii yani. Tabii onu düzenli olarak vücuda depoluyorsun. Tabii evet. Mesela? Mesela. Bu ne kızım, bunda et yok ki. Sen ne yapıyorsun? İşte ne yapalım? Et yemeği dediğim bu muydu? Türkiye'deki hayat şartları. Et yemeği dediğim bu muydu yani? Tabii artık öyle. Hayat böyle. Gene Allah'a şükür ya. Ama bu şey bak. Ne bu? Kaburga. Güzel bir şey bu. Ben çok seviyorum. En lezzetli et burada oluyor. Şeyde, kemikte. Kasaplar böyle ayırıyor ya kemikli etler. Hı. Ay en lezzetli onlar yani. Bunun güzel çorba da olur. Sen bir çorba yapıyordun ya sulu. Ha, yaptım. Vallahi o çok iyi ya, bakayım. Kemik sulu mercimek çorba. Mercimek mi? Hı hı. Mercimek olarak değil de normal suyunlu yemeğini yapıyordun ya. Evet. Onu şimdi adı... İçmiyor. Faydalı ne varsa içmiyorlar zaten. Ama sadece o da bunun suyu. Sadece onun su değil o. Kemik suyuna yapalım. Aynısı. Sadece içine et. Ha. Bir şey fark etmez. İçtiğinin aynısı gene yani. Bu oldu mu bize? Düşüneceğiz zaten. Bulgur içinde duydun mu? Hiç iyi değil diyorlar. Niye? Video attım baba ve Kaan izledi diye. İzlemedin mi? Bugün mü attın? Aa, dünyadan haberi. Dün attım ayol. Görmedim ya, ne bileyim. Gruba attım ya. Hmm. Baba ve Kaan mutlaka izleyin bunları. Bağırsak için öyle zararlıymış ki artık bulgur. Kadın anlatıyor. Niye, ilaç mı varmış? Diyetisyen. Dinle yani. Zaten bulgurdan ziyade pilavı, pirinci tavsiye ediyorlar. Eskiden ama bulgurdu yani. O tamamen yanlış, hataymış. Ben şimdi o kadar anlattığından sonra evime nasıl bulgur alayım? Sokmam yani. Bu son var. Organiğini bulacağım. Yani o da ne kadar organik. Organik dediği şey de aslında biliyorsun ilaçlı. Yani onda da organik olması için sertifika hani kullanılıyor ya. Hmm. Organik dediğin doğal. Mesela bizim organik değil, doğal. Doğal olan daha güzeldir. Çünkü o doğalda hiçbir şey yok ama organik de ilaç kullanır. Yani sonuçta onun organik yapması için, organik sertifikası alması için belli ilaçlar kullanması gerekiyor. O laf hani laf oluyor. Organik. Doğal değil yani o.
Ata kim gelmiş ata? He? Osman Güler. Osman Güler kim o? Osman Güler kim? Sen. Ben emmi sağlam. İşte böyle. Osman Güler kim? O ne? Ne o? Adını söyleyin, bu ne? Bilmiyorum, çikolata işte. Kestane şekeri. Ya. Bursa'mızın en ünlü Emre sağ olsun şekeri. Bize Bursa'dan. Evet, teşekkür ederim. Şekeri. Bir kadar kolonya da alsaydım. Kolonyamız nerede? Sağ olun. Kolonyamız yok maalesef. Vay. Ay benim güzel oğlum ya. Teşekkür ederim bir tanem. Çok naziksin. Bana da ikram ettin. Ay, alabilsem bir de. Almak biraz. Ay çok güzel. Çok severim. Teşekkür ederim. Yuh baba, 2 dakikada bitirdin resmi. Oğlum çok güzel lan. Şunu ye, şunu gel. Bak Emre abin sevmiyormuş şeyi. Emre'yi hatırlarlar. Bizim eski videolarda. Çekil. Bizim benim kuzenim. Çekil. Bursa'da yaşıyor. Değil mi? Bursa. Evet. Bursa'da ama yaşıyor. Daha önce Gümüşhane'de miydi? Evet, daha önce Gümüşhane'deydi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bursa'ya getirdin. Islak oğlum burada var ama ben daha iyi. Al al. Tamam hadi sen de al. Al al. Şeker. Bir ıslak mendil al. Şeker komasına gireceğim. Ay çay yedik kızım. Teşekkür ederim. Ben sadece ıslak mendil alırım. Al al. Peki alayım, tamam. Teşekkür ederim anneciğim. Ben de aldım ama ben aldım aldım. Aldım, aldım. Al. Aldım, teşekkür ederim. Tamam ben alırım yani. Seninki nerede? Sen aldın mı? Git evet. Ablana da götür. Götüreceğim. Gümüşhane'deydin, şimdi Bursa'ya taşındın. Evet, evlendim. Bursa'dayım, evlendim. Allah mutlu etsin. Teşekkür ederiz. İnşallah eşimle geleceğiz. Elif'e selam gönderelim buradan. Elif'e selamlar. İnşallah. Biz tanışamadık onunla da. Değil mi? İnşallah tanışırız geldiğinizde. Ben de çok merak ediyorum. O da diş hekimi. O da diş hekimi Bursa'da. Şey yapıyor mu? Kendi muayenehanesi var. Nerede? Söyleyelim mi? Bursa'da bizim var değil mi bayağı takipçi? Tabii bayağı var. Değil mi? Oraya gittiğimizde yazıyor. Çok fazla takipçi. Nilüfer'de. Nilüfer merkez mi oluyor? Nilüfer merkez. Şey gibi mi? Bizim Ankara'nın... Özellikle PSM Nilüfer'de çok fazla takipçimiz var. PSM Bulvarı'nın çıkışında. Böyle merkez. En, Bursa'nın en eskiden herhalde en popüler... Nilüfer mi? Şey, FSM Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi. Şimdi biraz daha değişmiş herhalde. Muayenehaneyi gelmek isteyenler nasıl bulur? Bursa'da şey, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı var, onun sonunda. Adı ne? Diş hekimi Elif Sağlam diye ihtiyacı olan kişiler yani. Varsa gidebilirler. Siz yani. Ne zamandır Bursa'dasınız? 3 senedir Bursa'dayız. Daha Bursa yeni gitmiş. Çok da olmamış evet, değil mi? Evet, evet. 3 senedir zaten Bursa'dayız. Şey yok mu? Sizde de böyle bir köy hayali yok mu? Köye geçelim. Var, bizde de aynı şekilde arıyoruz. Sobanın yanına Bursa, hemen geldi. Bursa bu konuda bence çok güzel bir yer. Özellikle o İznik Gölü'nün etrafı olsun, Uludağ'ın etekleri olsun, çok, doğası çok güzel bir yer. Yaşamak için de kesinlikle tavsiye ederim. Bizim de öyle hayallerimiz var. Umarım bir gün gerçekleştirebiliriz. İnşallah bakalım. Doğru, ama geziyoruz sağa sola, hep görüyorum bir şeyler. Tabii tabii, sürekli köylere gidiyoruz. Uludağ'a çıkmak herhalde biraz zordur ya, değil mi? Burada araba ya, tabii kışın zor. Ha deyince ama öyle çok çıktım. Güzel ya, onun eteklerinde çok güzel yerler var. Hmm. Evet. Arabayla çıkıyor, teleferik de var Uludağ'a. Çıkan, onun manzarası çok güzel teleferik. Normal şehirde yaşayanlar çıkabiliyor yani. Tabii tabii şehirden. Ha. Şehirden Uludağ'a teleferik var. Ay çok güzel. O çok iyiymiş. O bayağı uzun sürüyordur be. Evet evet, uzun sürüyor ve manzara çok güzel. Böyle ağaçların yüksek yüksek ağaçların üzerinden süper. Gidiyor. O insan onda tırsar işte, o teleferikte tırsarsın. Ben o kadar çıkıyorsun yani. Ben korkuyorum ya. Ben de bir yükseklik korkusu var birazcık. Böyle düşecekmişim gibi. Biz de bir gün gidelim. Gidin gidin. Basalım. Evet. Basalım onları. Ben şimdi size göstereyim şey teleferiğin mağazamızı. Bursa'ya gittiğim zaman gittim de. Şey nasıldı? Hadi Bursa'dan bahsettik de sen ondan önce Gümüşhane'deydin. Ha evet. Peki o belki orada da vardır işte. Ya tabii belki de. Aa Gümüşhane'yi... Çok selamlar buradan. Çok güzel anılarım var benim Gümüşhane'de. Ya oran nasıl coğrafya? Oran coğrafya, oranın doğası da çok güzel. Ormanlık şehir mı? Böyle iki dağın arasında kalmış. Şehir merkezinde çok bir şey yok. Küçük ama etrafında köyleri o kadar güzel ki. Yani baharda, sonbaharda. Yani yaylaları aynı şekilde. Yani? Yeşillik. Orman.
Evet, oranın doğası da çok, çok güzel. O bizim Ordu'ya yakın değil mi? Ordu'ya yakın. Ordu 2,5-3 saatte gidilir Ordu'ya. Ordu onun üstünde mi kalıyor? Ordu batıda kalıyor. Çaprazında. Evet, sol batıda. Ama yakın mı? Trabzon aslında işte şey, Gümüşhane. Şimdi zaten gel. Ata da doktor olmak istiyormuş. Evet. O yüzden doktoru yakal. Aşağıda taşoda da ne sorular soruyor biliyor musun? Ne dedi? İç organlarınız ne, saysana bana diyor. Evet evet, onu bana da çok soruyor. Anne diyor, iç organların nasıl diyor, öğrenmek istiyorum diyor. Doktor olunca onu öğreneceğim diyor. Dur şimdi sohbet ediyoruz. Gel sen. Öğrendi mi iç organlarını? Sor bakalım. Ne, nerede ne merak varmış? Ettiğin anlatır mısın sana? Söyle bakayım, organları göster. Gel. Söylesene. Hani bir say ya. Bir say. Söyle ya. En çok merak ettiğin organ hangisi? Akciğer. Akciğer nerede? Ne işe yarıyor akciğer? Hadi söyle. Nefes alma. Evet. Mide nerede? Mide. Geçen gün bana şey sormuştun. Mide ne işe yarıyor? Yemekleri yok etmek için. Vay be, asitli konuşuyor bu çocuk. Şeyi sormuştun, kalbi hani neden hep sürekli atıyor demiştin. He. Bana sormuştun. Ben de sana kendim bir şeyler sormuştum. Bakalım, onu sor bakalım ne diyecek doktor. Sen söyle bakalım neden. Kalp neden durmuyor diye sor. Kalp durursa ne olur? Ölürüz. Çok basit oldu. İşte o yüzden sürekli atıyor. Değil mi? Ben kan pompalıyor bütün organlarımıza dedim. Kirli kan alıyor. Akciğerlere gönderiyor. Gel. Temizleniyor. Ne yapacak oğlum orada? Gel. Birazdan. Hayır, hemen. Otur yanıma biraz. Hemen bakayım. Gel. Lütfen doktor bey rahatsız etmeyin. Hemen gel. Randevu aldın mı sen? Randevu aldın mı sen doktordan? Randevu alacaksın artık öyle. İyi ver. Kaçar bulduk. 182. Aradın mı 182'yi? Şimdi, 182 aramadan şimdi arıyorum. Şimdi arıyorum. iPhone. Böyle kolay mı doktorlara ulaşmak? Ara biliyor ya. Şifre açıyor. Bir de gerçekten alıyormuş randevu. Bursa'da. Sevgili kuzenim Emre'yi uğurladık dün gece, çünkü kalamadı bizde, onun eğitimi varmış doktorların, oraya gitti. Dün gece de sabaha karşı şöyle bir gök gürültüsüyle uyandım ama patladı böyle gümbür diye. Sonra bir yağmur başladı, çok şiddetli bir yağmur yağdı gece. Dayanamadım tabii, uyku tutmadı. Kuşlar dedim ne yapıyor şimdi. Ulan içim tedirgin oldu. Hatta cik cik ses duyuyorum. Ulan yardım mı istiyorlar acaba dedim. Kalktım gecenin o saatinde, bakın saat 4-5 falan. Giydim böyle kapşonlu şeyimi, yağmurluğumu. Çıktım. Anam nasıl ortalık yıkılıyor yağmur. Kafese geldim. Allah'tan ondan önceki gün tedbirimi almıştım. Yani bunun üstünü zaten ufaktan kapatmıştım hatırlarsanız. Ama onun eğim yönü beni korkutuyordu. Yani suyun nereden aşağı akacağı beni korkutuyordu. Ben de gider delikleri açtım ona ve altına böyle çukurlar yaptım. Bu zemini taşırmasın diye. Şöyle bakın, havuzlar yaptım. Havuz dolmuş zaten. Hala da akıyor bakın buradan. Buradan diye şey yaptım ama bakın şuralar kuru kalmış. Allah'tan buraları korumuş yani. Sıkıntı yok. Hayvanların da bakın keyifleri yerinde. Ama bazıları ıslanmış, bak bu ıslanmış. Çünkü bu şapşallar gece göremiyorlar önlerini. Yani karanlıkta uçamıyorlar. Nereye kondularsa orada kalmak zorunda kalıyorlar. O da beni endişe ettirdi. Onun için de çıkıp bakmak istedim. Orada
üstü kapalı olmayan yerde atıyorum gece uyuyakalıyor. Tamam mı? Yağmur yağınca da çıkıp buraya gelemiyor. Ben en azından hani bir çıkayım bakayım, ıslanan varsa yerlerini değiştiririm diye şey yaptım ama hani ıslanan öyle çok yoktu. Sadece bakın bir iki tanesinin kafası hafiften ıslanmış. Ama keyifleri iyi ya. Şurada yavrular var bakın, yavru uçmaya çalışıyor. Hatta uçtu bak, şapşal. Nereye gidiyor? Bak uçtu. Bak. Burada içeride de var bakın. Thank you.
Yiyeceğiz mi? Evet, yedik biz Dilara'yla. Güzel mi? Evet, güzel. Hafif acımsı, ben çok seviyorum. Size soba fırınında. Evet, bekliyoruz. Dikkat et de çok çok yanıyor. Çok bekletme, tamam mı? Hı? Çok bekletme, çok kızarıyor. Yani çok sıcak olduğu için. Biraz daha dursun muydu? Yok, ekmekler çok sertleşir bence. Bu çok iyi olmuş değil mi? Üstüne kadar pişmiş. Ellerine sağlık. Diyor, Ata diyor ki, anne diyor, çay dolduruyorum dün, sen spordaydın. Anne diyor, çayı doldururken çayın sesi huzur veriyor diyor. Yani çocuğum bile farkında. Ulan doldu.
Açık değil mi? Açık da asit olmuş. Hadi. Hava gelmiyor. Hadi gelsin. Gelmiyor. Şuan gel o zaman. Oo paşam. Bura benim. Ya. Tamam ya, yan yana dizilir dizisi gibi. Gelin. Gelin yavrularım, gelin. Anne. Annesi de aldı. Al tuşuna da. Hissediyorum yani, resmen bir bulut üstümüzde sadece buraya yağdı ya sanki. Ama sonra uzaklaştı ama oldu. Ben kafamı yastığından sonra koydum. Geldi buraya, dedi ki al sana yağmur, geldim ben buradayım. O kadar çok çağırdım ki onu. Resmen geldi. Yani bana hissettirdi kendini. Özümü patlattı önce. Tepemde bak, o hissediyorum yani onu. Tepemde böyle. Hatta dedim sonra şey mi yapsak, şu sigortayı indireyim diye düşündüm. Sonra onu düşündükten sonra uzaklaştı. Benim bayağı hoşuma gitti. Zevkler ve renkler sağlıklı.